Herkese merhaba, Dekolide'ye hoş geldiniz. Ben Sibel Çıklar Demirci. Bu videoda bu kez bir çocuk odası dönüşümü izleyeceksiniz. Hem de kendi kızımınki. Bizlerinin mobilyalarını bebekliğinden itibaren bu zamana kadar kullandık. Açıkçası her ne kadar bu işin içinde olsam da böyle 2 senede bir kullan at ya da şu yatağı değiştir bunu al o tarz değişimleri çok sevmiyoruz. Bir kere alalım ama daha dayanıklı olsun. Büyük parça mobilyalarda daha iyi kalitelisini tercih edelim düşüncesindeyiz her zaman. Hatta bebeklik yatağını alırken de normalden biraz daha büyük ebatta bir yatak almıştık. İşte yanından korkulukları falan çıkınca tam bir çocuk odası, çocuk yatağı formuna kavuşmuştu. Ama şimdi ilkokul süreci de başlayınca büyük bir değişim elzem duruma geldi. Şimdi aklımda olan şeyleri yavaş yavaş atölyelere siparişlerini vermeye başladım. Üretim sürecine giriyor. Zaten video ilerledikçe odada ne değişiklikler yapıyoruz, neler devreye girecek, neler buradan gidecek. Yavaş yavaş göreceksiniz zaten, detaylandıracağım. O zaman değişim başlasın. Ve Devin'in odası hazır. Hadi gelin neler yaptık bir konuşalım. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz duvar lila rengi. Aslında bizim odada hakim olmasını istediğimiz renk lilaydı. Evet, ama duvar olarak düşünmemiştik. Ben 2 yıldır Instagram'dan takip edenler biliyor. Bu yatak başımızdaki teddy kumaşın lilasını bekliyordum. Ama istediğimiz ton bir türlü üretilmeyince ufak bir değişikliğe gitmek durumunda kaldık. Dolayısıyla duvarı lila, yatak başını böyle krem rengi teddy kumaşla karar kıldık. Şimdi bu odanın ana duvarlarında kütüphane, cam, dolap gibi detaylar olduğu için geri kalan alanlarda her ne kadar çıta sevsem de burada uygulamak istemedim. Çünkü yetersiz kalacaktı. Çünkü yatak başı da burada belli bir alan kaplıyor. Tek duvarı çıta yapsak o da çok anlamlı değil. Dolayısıyla çıta seçeneğini eledik. Bir önceki odasında da duvar kağıdı olduğu için bu kez sadece duvar kağıdından ilerlemeye karar verdik. Duvarda bu lilanın haricinde tek duvar iddialı olmasını istediğimiz için lila orada kaldı. Diğer alanlarda böyle çok hafif vizyonluk içeren açık bir gri ton tercih ettik. Odanın süpürgelikleri yenilendi. Çünkü onlarda da eski tip süpürgelikler vardı. Onlar daha böyle 12 santimlik laki süpürgeliklerle daha modern bir form kazanmış oldu oda. Gelelim mobilya seçimine. Mobilya seçiminde gördüğünüz az önce paylaştığım üzere eski mobilya böyle ilk çocuğun hevesiyle işte her şeyin en güzeli olsun, prenses odası gibi olsun olduğu için, o mantıkla alındığı için daha böyle klasik tarzdaydı. İşte lükens ayaklı falan, krem rengi. Artık hem yıllardır göre göre sıkıldığınız için aynı şekilde bir mobilya kullanmaktan hem de biraz daha moderne kaymak istediğimizden bu kez biraz daha geometrik temelli bir mobilya tercih ettik. Rengini de koyuya çektik. Zaten kızım ilkokula başladığı için daha fonksiyonel bir oda olması gerekiyordu. Odada bizim için en önemli detaylardan bir tanesi, ilkokula yeni başlamış ve bundan sonraki yıllarda da bol bol ders çalışacak bir çocuk için kullanışlı ve ferah, geniş bir çalışma masası olmasıydı. Bizim evdeki çalışma odamızdan da zaten tecrübe ettiğimiz üzere cam önünde olması bizim için en önemli kriterdi. Çünkü aydınlık bir pencerenin önünde çalışmak çok daha motive ediyor bence insanı. Tabii ki burasını, bu alanı boydan boya masayla kaplayınca hemen odadaki tek petek de bu camın altında olduğundan buraya da ızgara için, petek için ızgara açılması gerekiyordu. Atölyeye onun da ölçüleri iletildi. Burada ufak bir çekmece alanımız var. Onu entegre ettik. Burada pratik işte hemen kalemlerini, kırtasiye malzemelerini koyabilmesi için. Ve bu yazı masası aynı şekilde kütüphaneye bağlanıyor. Bunu da kütüphanenin ışığını da buradan kontrol edilebilir şekilde ayarladık. Mesela dolap kapaklarını açtığında ışık otomatik yanıyor ama diyelim ki ambiyans ışığı vermek istiyor odaya. Tabii ki her zaman dolap kapakları açık durmayacak. Buradan kontrol edilebilen ufak bir elektrik düğmesiyle onu da istediği zaman açıp kapayabiliyor.
Biraz odanın temasından ve yatak başından bahsetmek istiyorum. Şimdi neden lila seçtik ve neden bir balerin figürü var? Derin 3 yıldır düzenli olarak bale yapıyor ve çok seviyor. Ve baledeki ilk 2 yılında sınıfı lila sınıftı. O yüzden zaten morun, lilanın tonlarını çok sevdiği için balerin konseptini ele alarak liladan ilerlemek istedik. Bu dilim figürlü yatak başlarını da biliyorsunuz az önce bahsettiğim gibi aslında bu odanın tasarlanması 2 yıl önceye dayanıyor. O zamandan beri böyle hala favorim olduğu için farklı bir şeye yönelmek istemedim açıkçası. Tedi kumaş seçerek bunlardan ilerledik. Burada vermek istediğim bir detay var. Burada aplikler görüyorsunuz ki yatak başına monte. Neden böyle bir şey tercih ettim derseniz çocuk odasında daha çok böyle değişiklikler yapılabiliyor. İşte buraya raf entegre edilebilir, mobilyanın yeri değişebilir. Dolayısıyla herhangi bir odadan ziyade çocuk odası değişikliği daha açık. O yüzden bize o alanı açabilmesi için ve öyle bir ihtiyaç, değişiklik ihtiyacı hissedersek bizi engellemesin diye duvar delerek aplik montajı hiç düşünmedim. O yüzden burada yatak başında ilerledik. Zaten kullanımı da çok rahat oluyor. Hiç yataktan kalkmasına bile gerek kalmadan ışığı kendisi açabiliyor. Burada komodin gibi bir şey de yer vermedim şu an için. Çünkü derin daha oyun çağında olduğu için her ne kadar şu an görünmese de az sonra detaylarını vereceğim. Çok fazla oyun oynuyor bu odada. Dolayısıyla fazla mobilya kalabalığı yapsın istemedim. Belki ileriki yıllarda ihtiyaç duyarsa biliyorsunuz böyle plexiden sehpalar var. Onlar böyle her tarza çok güzel uyum sağlıyor ve mekanın homojenliğini de dekorasyon anlamında bozmuyor. Belki ileride öyle bir şey tercih edebiliriz. Şu anlık böylesi gayet işimizi görüyor. Ve bu odadaki stoklama detaylarından biraz bahsetmek istiyorum. Derinin çok fazla oyuncağı vardı bir önceki şekilde. Tabii ki şimdi biz biraz elemeye gittik ama o kadar oyuncağın girmesi gereken de bir yer olması gerekiyordu. Dolayısıyla ben normalde bazalı yatak çok sevmesem ve tercih etmesem de hem bu yatak başına uyduğu için hem de depolama alanına çok ihtiyacımız olduğu için bu yatağı bazalı olarak dizayn ettim. Ve gerçekten dünyaları aldı. Onun dışında mesela masa üstündeki ufak rafları böyle ufak sergilemelik oyuncaklara ayırdı. Onun dışındaki saklama alanında gelin şimdi göstereyim. Bakın nasıl değerlendirdik. Gardırop alanını böyle tavana kadar ray dolap şeklinde tasarlarken gerçekten çok fonksiyonel olması gerekiyor. Dolayısıyla ince eleyip sık dokudum biraz ve hangi detaylara yer vermemiz gerekiyor, nasıl yaparsak bizim için daha fonksiyonel olur, onu iyice bir ayrıştırdık. Bir kere kazak tarzı giysisi derinin çok olduğu için bol raflı bir alana ihtiyacımız vardı. Onun dışında çamaşır, toka, malum kızların vazgeçemediği toka, taş gibi aksesuarlar için geniş depolama ve çekmece alanı olması gerekiyordu. Şimdi asıl oyuncaklarla alakalı söylemek istediğim yer de şu iki gördüğünüz alan. Burayı ilk önce tasarlarken çekmeceli alan olarak düşünmüştüm. Öyle de çizmiştik zaten. Sonra bir anda bir ışık yandı. Neden burayı çekmece yapıyorum ki? Bu alanı boş bırakayım. Bu şekilde sepetlerle gördüğünüz gibi bunları da iki adına aldım. Bu alanı bu sepetlerle değerlendirirsek hem istediği oyuncağı lazım olduğu sepeti kendince alır, çıkartır. Hem de bir çekmeceye göre daha kullanışlı olur. Zamanı gelip bu oyuncaklardan arındırdığımız zaman gerekirse oraya çekmece veya herhangi bir dolap kapağı yapabiliriz veya ayakkabılık olarak da kullanabilir dedik ve bu şekliyle çok daha pratik oldu. Gerçekten hangi oyuncak, hangi kategori lazımsa onu çıkartıyor, alıyor. Dağınıklığı da önleyici bir yanı olmuş oldu. Öbür türlü aldığında her şeyi saçması gerekecekti. Dolayısıyla bu gayet fonksiyonel bir çözüm oldu. Odaya biraz daha ferahlık katması için kapaklardan bir tanesini komple aynı yaptık. Diğerinde de o istediğimiz leke görünümü alabilmek için diğeri kapak olarak kaldı. Geometrik detaylara yer veriyoruz demiştim bu odada. Diğerine göre daha sade ve modern dokunuşları olduğu için biliyorsunuz son yıllarda inanılmaz trend olan bu çubuklu tasarımlar var. Derin'in odasında da o çubuklu tasarımlara yer verdik. Burada da göreceğiniz gibi işte mobilyanın taç kısmında ve tabanında
masanın geçişinde ve kütüphanenin taç ve tabanında bu çizgili dokulara yer verdik. Burada da mesela yani bu kutular ve baza o kadar çok oyuncağı aldı ki, hatta kütüphaneye de kutu oyuncaklarını koyduğumuz için gördüğünüz gibi Deli'nin aslında çok fazla oyuncağı ve eşyası olmasına rağmen şurayı dolduramadık bile. Zaman içinde dolacaktır. Mesela Deli'nin çok fazla küçük küçük kutulara ayrıştırmamız gereken farklı kategorilerde oyuncakları vardı. Onları çok masa üstünde, el altında bulunsun istemiyordu. Dolayısıyla onları da kutularıyla alıp burada bu şekilde değerlendirdik ki en azından bir kapalı kapı ardında biraz daha dağınıklığa böyle mal vermeden rahat bir kullanım alanı sağlasın diye. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Gelelim kütüphaneye. Kütüphane Deli'nin odasında her zaman başroldeki parçalardan biri oldu. Çünkü bebekliğinden itibaren önce Montessori kitaplıklarıyla başladık. Sonra işte biraz daha boyutu büyüttük derken son durağımız burası. Tabii ki kütüphane hem yüksek hem de camın yanında kaldığı için yeterli ışığı alamayacağından, hem de bir ambiyans ışığı sağlaması için içten LED ışıklı olarak tasarlandı. Şöyle açıyoruz. En üstte ve en alt rafta Deli'nin kutu oyunlarını ve puzzle'larını dağıttık. Üst katta böyle daha az okuduğu kitapları da var. Şu rafta yine aynı şekilde hem daha az okuduğu kitaplar hem de aktiviteli kitaplarını bu rafa aldı. Burası yine onun boyuna göre biraz daha üst olduğu için kategorisini ayrıştırmak istedik. Burada sanat ve bilim kitapları, burada da İspanyolca kitapları var. Bu sene ise Deli İspanyolca da öğrenmeye başladığı için burayı da oraya da, yani bu dile de bir yer ayırmak istedik açıkçası. Buraya da gelirsek bu kısım sadece İngilizce, alt kısımda sadece Türkçe kitapları olarak değerlendi. En altta da yine dediğim gibi puzzle'lara yer verdik. Bunun düzenlemesini de beraber yaptık. Onu da dahil ettim ki hani zaten kitapları çok seviyor. Kitap okumayı çok seviyor. Dolayısıyla hani bu işin bir parçası olsun. Bunu yapmaktan da keyif alsın istedim açıkçası. Bunu da tozu biraz tutmasını istediğim için böyle cam kapaklı olarak tasarladık. Öbür türlü gerçekten özellikle alt raflar bir toz yumağı oluyor. Hani kütüphane söz konusu olduğunda biraz daha kapalı raf olursa daha pratik olur. Sizin de aklınızda olsun. Geliyoruz diğer duvara. Orada size danışmak istediğim bir detay var. Şimdi bu gördüğünüz duvar tamamen boş. Aslında burası için farklı bir planımız vardı. Bale teması olduğu için buraya bir ayna ve bale barı koyarak burayı hareketlendirmek istiyorduk. Bir de işte böyle bir balerinli tablo. Ama sonra dolap kapağındaki ayna bayağı büyük olduğu için burada tekrar bir aynaya yer vermek istemedim yatak odasında açıkçası. Dolayısıyla o fikir iptal oldu. Buraya da depolama alanına çok ihtiyacımız olduğu için o ayna alanına entegre olabilecek, buraya bu alana girip çıkabilen tekerlekli bir, hem de üstü sedir alanı olarak, oturma alanı olarak kullanılabilecek böyle bir dolap, çekmeceli bir farklı bir mobilya parçası düşünmüştüm. Onu da iptal ettim. Çünkü şu an için gördüğünüz gibi ekstra bir depolama alanına ihtiyacımız yok. Sonrasında şuna karar verdim. Birazcık bazen yaşayarak görmek lazım. Özellikle küçük çocuk odalarında. İhtiyaçları çünkü yıldan yıla değişiyor. Farklı zevkler değişebiliyor. Dolayısıyla çok emin olmadığınız şeyi tamamen yapmış olmak için hızlıca yapıp karar vermemek lazım. Sizden de Instagram'dan gelen DM mesajlarında biz de karar aşamasındayız, çabuk fikir ver, bir an önce yayınla lütfen dediğiniz için, dolayısıyla ben de sizi daha fazla bekletmemek adına videoyu yayına aldım. Bunu da biraz akışına bırakacağım. Çünkü zaman içinde buraya ödevleri için asacağı bir pano gelecek. Tablo fikrimiz hala stabil ama onu da sadece koca bir duvarla tek bir tablo şeklinde değil, belki farklı şekillerde uygulamayı düşünüyorum. Birkaç fikir var aklımda ama biraz zamana yaydım. Hatta belki siz bana burada şöyle bir şey yap Sibel diye yazarsınız, fikir verirsiniz. Belki sizin verdiğiniz bir fikri uygularım. Aşağı yorum olarak da bunu bırakabilirsiniz. Dolayısıyla şimdilik burasını zamanın akışına bıraktım diyelim.
Bu arada yatak örtüsüne de değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Decoradia'nın Home Collection olarak ev tekstili ürünleri de mevcut. Yatak örtüsünden sofra takımlarına, perdeye, her türlü detayda üretim yapıyoruz. Tabii ki derinin yatak örtüsü takımını da ben yapacaktım. Bunda da balerin temasından ilerledik. Bizim Gloria adını verdiğimiz böyle çok Joker diye geçen bir kumaşımız var. Onu sofrada da kullanabiliyoruz. Perde fonu da yapabiliyoruz. Bu şekilde yatak örtüsü de yapabiliyoruz. Başlığımızdaki teddy kumaşı da kullanarak o kumaşı bu şekilde dizayn ettik. Çok karışık bir tasarıma yer vermek istemedim açıkçası. Çünkü çocuk odası ve sıkılabiliyor o zaman içinde. Yani çok karışık bir görüntü olmasını tercih etmiyorum. Hiçbir müşterime de önermiyorum. Daha sade bir tasarıma yer verdik. Buradaki bütün hareketi yastıklarda geçirmiş olduk. İşte kumaşların kombinasyonuyla dikey ve yatay olarak konumlandırarak bir de burada balerin nakışına yer vererek bu şekilde tamamlamış olduk. Buradaki bir detay da burada tercih ettiğimiz Gloria kumaşımızı aynı şekilde perdenin farbelasında da uyguladık. Bu derinin odasında bu sefer fon perde istemiyordum. Çünkü zaten orada masa olacağı için öyle bir fon perde kullanılacak alanımız yoktu. Sadece bir tül yapıp da geçmek istemedim. Dolayısıyla kendi yatak örtüsünün kumaşından bir farbela ile orasını da hareketlendirdik. Farbelayı eğer çok böyle klasik formlarda tasarlamazsanız çok düz, temiz bitişli, sade ve çok şık bir görüntü sunuyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz, aklınızda olsun. Böylece bir odanın, bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım derinin odasını beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Farklı sorularınız varsa iletebilirsiniz. Ayrıca benden dekorasyon danışmanlığı veya touching hizmeti almak isterseniz, dilerseniz yine buraya yorum olarak veya bana mailden de ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.